Konuşursan doğru konuş. Doğruluk keramettir. Yalan aşağılıktır. Kurtuluş doğruluktadır. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o. Reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Ahmaklara yumuşak ol. Hürmet et, rahatlık bul. Sen herkese yumuşak ol ve rağbet et. Yücelik bul. Eğer edemedinse yalnızlığa çekil, izzet bul. Erenler yoluna giden üç hasletle gitmiştir. İlki, ihtiyaç olanın dışında yememek. İkincisi, imkan sınırı içinde uyumamak. Üçüncüsü, gerekli olandan fazla konuşmamak. Uykusuzluğun makamı, kayyumluk makamıdır. Zira kamil insan, Allah-u Teala'nın her ismini taşıyıcıdır. Uykusuzluğun bir özelliği de, kendi nefsini tanımayı doğurmasıdır. Dünya işinde cahil ve din işinde akıllı ol. Bedeninle dünyada ol. Kalbinle ahireti bul. Yakinen bilmesi doğru olan kalıcıyı koyup geçiciyi almaz. Kalıcıyı bulan geçiciyle kalmaz. Temiz ve güzel elbise kederi yok eder, ruha sevinç verir. Gönlü alçak olanın değeri yüksek olur. Seher, ibadet ve özlük pınarıdır. O vakitte kalmak saadet işaretidir. Geceyi Allah'ı anmakla geçirmek, itaatkar olanların ibadeti ve gönlü yanıkların adetidir. Kendini tanıma olgunluğuna erip, ondan Allah'ı tanıma devletini bulasın. Aşkın eleminden uzak kalan gönül, gönül değildir. Gönül derdini çekemeyen beden, su ve topraktan ibarettir. Eğer uyku zevkli bir nimet olsaydı, elbette cennette uyku olurdu. Halbuki cennette uyku yoktur. Ata binmek, bütün vücudu harekete geçirdiği için çok faydalıdır. Vücudu işleten yarışlar, deniz sporları gibi oyunlar da çok faydalıdır. Dünya insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar, kaçarsan seni kovalar. Dünyadan eldekiyle kanaat tükenmez definedir. Cihan tufanında gemi gibidir. Tokluk, zihnin işlemesine engel olur. Çok yemek zarar verip çok uyumak ona kederdir. Yemesi az olanın elemleri az, sağlığı süreklidir. Açlıkla hastalık birleşmez. Çeşitli yemekleri yiyen, çeşitli hastalıkları çağırandır. Gönüldeki sükunet en güzel süstür. Kula bela gelmez hak yazmayınca. Hak bela yazmaz kul azmayınca. Halbuki ibadet öyle bir sanattır ki, o ancak yalnızlık tezgahında işlenir. Onu işleyebilecek aletler de, nefsin isteklerine karşı yapılan direnişlerdir. Her şeyin bir parlatıcısı vardır. Gönlün parlatıcısı da Allah'ı zikirdir. Söz vermek öyle bir hastalıktır ki şifası vefasıdır. Malınla cömert, sırrınla cimri ol ki mal veren aziz,
sır veren zelildir. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de Allah'tan korkarak tesbih ederler. İnsan, cihan ağacının meyvesi olduğu için hepsinden sonra vücuda gelmiştir. O halde dünyanın özü insan olmuştur. Alemde bir damlayız, fakat gönülde derya olmuşuz. Ey Hak! Gönüle bak, dünyaya heves etme. Sabır, gayet faydalı acı bir devadır ki onu içmek her yarayı sağlayıcı ve her zararı da uzaklaştırıcıdır. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Kalp, huzur makamıdır. Gönül de nur şehridir. Ey günahları örten Allah'ım! Bizi cehennemden koru. Cennetinde iyiler ile beraber bulundur. Dar beka ve kararda bize cemalini görmeyi müyesser eyle. Sevgiliyi anmak kalplerin cilasıdır. Kalbinden fetva isteyen pişman olmaz. Fetva ve ikbaline aykırı gidenin işi hatalıdır. Kulların kalpleri, yeryüzünde Hak Teâlâ için yapılmış kablardır. Onun katında onların en sevimlisi, en yumuşak ve en şefkatli olanıdır.